İzleyiciler bir kez daha hatırlatalım. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir bilgi yok ama Reuters haber ajansı binanın önünde görgü tanıklarına dayanarak tabii ki bu bilgiyi veriyor. Kullanılamaz hale gelen bir aracın bulunduğunu aktardı. Bu da acaba bir terörist eylem mi sorularını akla getirdi. Sayın seyirciler, NATO üyesi olan Norveç daha önce El-Kaide tarafından zaman zaman tehdit edilmişti. Tabii Norveç'in Afganistan'da askeri varlığının olması da bir terörist eylemi, bombayı akla getiriyor. Ancak resmi bir açıklama henüz gelmedi. Polis ve itfaiye güçleri de henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. İzlediğiniz gibi patlamanın etkisiyle binaların camlarının büyük kısmı tuzla buz oldu. Patlamadan etkilenen Petrol Bakanlığı binasının ise yanmakta olduğu belirtiliyor. Yine Reuters patlamada en az 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Oslo'nun merkezinde meydana gelen patlamada Başbakanın ofisinin ve ülkenin en büyük tabloid gazetesinin de bulunduğu 17 katlı bina da dahil birçok hükümet binası zarar gördü.